Medyaskop'tan herkese merhaba. Eski Endonezya Devlet Başkanı Ahmet Sukarno'ya ayarladığı hayat kadınından Sukarno'ya bel soğukluğu geçince devlet erkanıyla arası bozulan efsane mama Lüks Nermin. Eşkıyalıkta herkesi geçen, polisi ve jandarmayı devamlı atlatmayı başardığı için bir İçişleri Bakanı'na istifa ettiren, bir şiir kitabına ve filmlere konu olan Shaki Kocero. Faşist İtalya diktatörü Benito Mussolini'yi dolandırmaya çalışan Eyüplü Halit. Bir ağır ceza hakimiyken Nazım Hikmet'in dostu olmuş, onun devrimci düşüncelerinin gelişmesinde payı olan ve ondan sonra da suç dünyasına girip eroin üreticiliği yapan Ziya Hilmi. İçini su doldurduğu kolonya şişelerine sadrazamın kartvizitini yapıştırarak sadrazama ait bir markaymış gibi bu kolonyaları satan ve her türlü dolandırıcılığın erbabı olan Mahmut Saim. Bu kişiler ve daha fazla kanun dışı yaşayan kişilerin hikayeleri Cengiz Erdinç ve Murat Toklucu'nun kitabı Kanun Dışında da yer alıyor. Bugün konuğum Cengiz Erdinç. Bu kitabı, yazım sürecini ve içindeki hikayeleri konuşacağız. Cengiz Bey merhabalar. Merhaba. Evet, birkaç tane çok ilginç karakterden bahsettik zaten. Kitabın içinde de bunlardan çok daha fazlası var. Ben önce kitabın yazım süreciyle ilgili size soru sormak istiyorum. Yani bu hikayeler zaten bildiğiniz, aklınızda olan hikayelerdi ve sonra böyle bir kitap fikri mi ortaya çıktı? Nasıl bir arşiv taraması yaptınız? Biraz bundan bahseder misiniz? Bir kısmı öyleydi. Ben 96'da bir Suçun İlahları diye bir dizi yapmıştım Aktüel dergisinde. O bir dergi sınırları içinde ikisini bunlardan yazmıştım. Daha sonra bu Murat Toklucu'nun benzer çalışmaları vardı. Filmleri ve yazıları var tarih dergilerinde çeşitli portreler üzerinde. Onunla bu benim Overdose diye bir başka kitabım var. Onu güncellerken konuşuyorduk sık sık. Böyle o gazetelere bakarken hep işte bu insanların hikayeleri önünüze çıkıyor. Acaba dedik böyle bir şey yapabilir miyiz? Sonra kim olabilir, kim var diye düşündük. Bir kısmını hani mesela eroinci Ziya Hilmi'yi ben daha önceden bakıyordum. İşte bir takım hatıralarda falan izini sürüyordum. Murat'ın da benzer biçimde baktığı şeyler vardı. Sonra bir bunlara yoğunlaşalım dedik. Malzemeleri iyice topladık, bir standart hale getirdik. Ve sonra bölüşüp yazdık aramızda. Bölüşerek böyle bir süreç oldu ve çok eğlendik. Yani hani biraz ciddi bir iştir kitap yazmak ama sürekli böyle, bu arada Murat'la hiç yüz yüze gelmedik. Biz telefondan tanışıyoruz ya da uzaktan görüştük hep. Ya açıyorsun telefonu, şunu da yapmış, vay gördün mü falan diye çok eğlendik yazarken. Çok şaşırttık, ya bu kadar olmaz diyorsunuz. Bu mümkün mü diyorsunuz, çek ediyorsunuz bir takım yollarla falan. Böyle bir süreçti. Aşağı yukarı Mayıs ayında falan başladı yanılmıyorsam. Aralık ayında tamamlandı. Araştırmalarınızı hangi kaynaklardan yürüttünüz? Çok fazla gazete küpürleri var zaten kitabın içinde de. Evet. Ağırlıklı gazeteler. Gazeteler çünkü bir tür şey. Ama onlarda da... hikayenin o günkü oradan görülen kısmı var. Onu dönüp bir takım hatıralarla, bir takım kitaplarla tamamlıyorsunuz. Tezler var, çok önemli yazılmış. Tezlerde kalmış çok bilgiler var, doktora ya da yüksek lisans tezlerinde. Bir de kimi dava dokümanları var. Bütün bunları birleştirdiğinizde hani ana izlek gazeteler oldu ama onları hep doğrulamak gerekti. Zaten bazı hikayeler de gazetelerin haberlerin ne kadar güvenilir olacağını gösteriyor orada. Yani bir kısmı bunların kendisi gazete çıkarıyor, kendisi haber yapıyor, Abil Adem gibi. Bir kısmı tamamen medyanın uydurduğu ya da şişirdiği karakterler. İşte Müthiş Türk Esat Selçuk mesela. En son film yıldızı oluyor medya sayesinde. Böyle bir yanı vardı. Evet, ben de aslında medyanın rolü hakkında size sormak istiyordum. Dediğiniz gibi hani kendi gazete çıkararak dolandırıcılık yapan var. Gazete abonmanlığı satarak dolandırıcılık yapan var. Gazetedeki haberler sayesinde dolandırıcılık yapan var. Bu sayede üne kavuşanlar var.
Bir taraftan da suçları bu şekilde duyuran ve duyurulan ve polisten önce medyayla başı derde girdiği için yakalanan suçlular da var. Evet. Hani aslında burada medyanın suç dünyasıyla çok ilginç bir ilişkisi olduğunu görüyoruz. Gerektiğinde danışıklı dövüşme, gerektiğinde anılarını yayınlayarak onlara ek bir gelir kapısı sağlama, gerektiğinde karşısını alma. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda bir gazeteci olarak? Ya çok iç içe ve çok birbirlerini kullanmışlar karşılıklı. Hatta bir dönem hem bir yandan Mahmut Saim, bir yandan Eyüplü Halit anılarını yazıyor. Ve köşe yazarlarından biri bozuluyor buna. Ya artık diyor dolandırıcılar yazar oldu, bize iş kalmadı gibi şey yapıyor. Çünkü çok okunuyorlar, çok izleniyorlar ve bir paralellik var. Aslında Yeşilçam'la aralarında bir film dünyası, gösteri dünyası da var. Mahmut Saim tiyatrocu zaten. Hani çok film dönemine yetişememiş. Belki yetişse kesin film işine de girerdi. Sülün Osman mesela bu kitapta yok ama Yeşilçam'la çok içli dışlıdır. Rocky'nin ekibinde ben ünlü yönetmenlerden birinin olduğunu biliyorum. Adını vermeyeyim ama bayağı tanınan bir yönetmen rakibinin ekibiyle birlikte o işlere giriyor falan, çalışıyor. Hep böyle bir kurgu dünyası, gösteri dünyası, Beyoğlu zaten bunların ekseni ağırlıkla. İstanbul ama İstanbul'da da Beyoğlu. Bunlar hep birbirleriyle kontak halinde. Bu kontak da zaman zaman işbirliğine dönüşüyor kolaylıkla. Medya da böyle, gazeteciler, gazetecilik de böyle. Bir başka bir şey var, onu söylemeden edemeyeceğim. Yani bizim izini sürdüğümüz dönem aşağı yukarı 1908'den kabaca 1970'lere uzanan, 80'lere uzanan bir şey, zincir. Ağırlıkla ama 1920-1950 arası diyebilirim ağırlık olarak. Bu dönem İstanbul'un mesela bir balıkhane var. Eminönü, balık pazarı var Eminönü'nde. Şimdi yıkılmış bu, şimdi orada balık ekmek satan tekneler falan duruyor. O kıyı otobüs durakları var. Orada böyle 6-7 sokaktan oluşan ama 80 milletin yer aldığı bir dünya orası. Ve şunu görüyorsunuz, İstanbul aslında çok kültürlü yaşam. Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Türkler, İranlılar, Bulgarlar, her milletten insan var. Bu çok kültürlü suç dünyasında da bir renk olarak kendini belli ediyor ve zaman zaman işte 6-7 Eylül var, asıl 1963 var ve 74 var. Bu insanlar gitmişler, Rumlar göçmüşler, Ermenilerin belki o eski ağırlığı yok. Bu kültür de kaybolmuş ya da bu çok kültürlülük, çok renklilik. Yani birlikte çalışıyorlar mesela. Mahmut Saim'in Ermeni bir büro var hep kullandığı. Oranın bir kapıcısı gibi bir adam var, Ermeni, ve birlikte iş yapıyorlar. Ya da Rumlardan öğreniyorlar bazı numaraları. Fantoma Mehmet zaten Rumlar arasında. O da hani profesyonel Rum suçlular içinde diyelim. İstanbul'un Rumları içinde ciddi bir şey var. Suç üstadı, suç erbabı diyelim. Böyle bir çok renkli dünya da var o zaman. Hani balık pazarı bunları simgeliyor belki. Daha çok Beyoğlu'na falan da yayılmış ama lokantalar, işte Yemeniciler, peşkirciler, meyhaneler, bir de şey meyhane, Saladin meyhane diyorlar. Nasıl ki Saladin camiler var. Padişah'tan onay alarak faaliyet gösteren meyhane demek o. Onlar hep balık pazarında, bir kısmı Beyoğlu'nda. Bu işleri yapan insanlar da buralarda. Beyoğlu insanların geldiği hep bir cazibe noktası. Ve insanlar orada olunca hani konusu ya da ana malzemesi insan olan bütün dolandırıcısı, yan kesecisi, dızdırıcısı hepsi de o Beyoğlu'nda oluyor. Tabii sizin kitapta verdiğiniz örneklerden bazı kişiler de Beyoğlu'ndan
bir kere o zehri tadınca ondan sonra belki kaçıp kurtulabilecekken başka şehirlere bir şekilde Beyoğlu onları geri çekiyor oradaki hayat. Peki Cengiz Bey, sizin araştırırken sempati duymaya başladığınız karakterler oldu mu kitapta? Ya ikimiz de Mahmut Saim'e çok bayıldık. Yani gerçekten acayip bir zeka. Yani hani sorgusuz sualsiz adam asılan bir dönemde 1911 falan olması lazım. İttihatçıların paşa sadrazamının fotoğrafını alıp kolonya etiketi yapıyor. Onun adıyla kolonya. Büyük bir cesaret ister ve kimsenin de hani bu korkudan dolayı kimsenin aklına gelmez böyle bir şey. Bunun gibi bir sürü şey var. Ya da Habil Adem mesela çok acayip. Tutup sahte belge üretiyor Arnavutluk tahtına işte Mısır İdivini varis yapmak için. Habil Adem'in hikayeleri çok biliniyor. Tarih dergilerinde epey bir makale var hakkında. Daha önce de bizim dipnotlarda görülebilir o makaleler. Hani meraklısı onlara da bakabilir anlamında da söylüyorum. Çok ilginç bir karakter. Hani 5-6 dil biliyor ve dinler tarihi konusunda uzman. Yazdığı kitaplar, sahte isimle yazdığı kitaplar 80'lere, yani bu tarih dergisindeki araştırmalar ortaya çıkana kadar gerçek zannedilip referans alınıyordu. Kürtler üzerine makaleleri var. Bir de şöyle bir özelliği var. Daha 1912-13 yıllarında yazdığı kitaplarla Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanacağını, daha küçük bir ülke olacağını ve başkentin İstanbul'dan Ankara'ya ya da Anadolu içlerine taşınacağını öngörüyor. O yüzden de korkusundan aslında sahte bir isimle çıkarıyor bu kitabı. O da çok ilginç bir karakter. Ziya Hilmi, işte demin konuştuk, Breaking Bad diye bir dizi var. Hani bir öğretmen kanser oluyor ve uyuşturucu işine giriyor. Olaylar gelişiyor. Bu ağır ceza hakimi bu adam. Çok da sert bir hakim. İyi de bir hakim. Galatasaray Liseli ve hukuk mektebinden. Atıldıktan sonra bakıyor, hiçbir iş yapamıyor. Avukatlık bile yapamıyor. Öyle atıyorlar. Atılma sebebi de bir ağayı mahkum ediyor açıkçası. Uyarıyorlar, yapma diyorlar. Adalet sistemi o zaman da bugünkü gibi çok farklı değil. Atılıyor ve Fransızca kitaplar okuyarak bakıyor nasıl üretilir eroin diye. Eroin üretiyor ve çok para kazanıyor. Hatta Bulgaristan'a eroin sevk ediyor falan, yurt dışına satıyor. Özellikle böyle bu karakter. Affersiniz, bölüyorum. Bu hem Habil Adem hikayesinde hem de Mahmut Saim'de, özellikle Mahmut Saim'de ama kitaptaki diğer karakterlerde de aslında fark ettiğim şöyle bir özellik var. Ciddi bir ifli olmazlık. Yani hapse giriyorlar, çıkıyorlar ve anladığım kadarıyla çıktıkları gün yeniden başlıyorlar bu hayata. Yani evet, bu bir artık bağımlılık, bir müptelalık çeşidi midir o heyecana karşı, yoksa elimden başka bir iş gelmez, ben bunu iyi yapıyorumculuk mudur? Ne dersiniz yani? Çünkü kitapta devamlı bu şeyi görüyoruz, bu örüntüyü görüyoruz. Hapse giriyorlar, çıkıyorlar, giriyorlar, çıkıyorlar ve aynı şeylerden. Evet, bir yanıyla şöyle bir yanı var ama bunun, bu bir iddia. Mesela Fantomo Mehmet'te var bu. Adam ciddi ciddi, benden daha iyi kimse bu kasaları soyamaz diyor. Türkiye'ye Avrupa'dan kasa hırsızları falan da geliyor o dönemde. Avrupa'dan yan kesici ve dolandırıcı geliyor her iki savaş döneminde. Hani çok milletli bir şey İstanbul'daki suç dünyası. Burada en iyisi benim diyor ve anlatıyor bir takım teknikleri. İşte o zaman çelik kasaları bir takım kaynak ve keskilerle vesaire açıyor. Diğerlerinde de var bu. Sanıyorum şöyle bir şey bu. Bu işten kopamamak, paradan çok bir iddia var burada. En iyisi benim. Bu işin en iyisini ben yaparım iddiası var ki. Bu hala bugünün dolandırıcılarında da var. Mesela şu en son kitap çıktığı hafta tesadüf oldu. Bir savcı dolandırıldı telefoncular tarafından. İzlemişsinizdir. Hani görev başındaki bir savcıyı hesabında işte para hareketi var diyerek dolandırıyorlar. Ve işin o iddianamenin detayında var. Savcı olduğunu bilerek dolandırıyorlar. Yani
bir iddia bu, bir şey. Bak ben bunu da bu, işte orgeneral dolandırdım, profesör dolandırdım. Ne bileyim en son savcı dolandırdım. Daha üstü var mı bilmiyorum. Başbakan falan dolandırıldı. Hani politik olarak o şeyler aşıldı. Ama belki Anayasa Mahkemesi üyesi ya da Yargıtay üyesi falandır artık. Bir üstü çıtanın. Başka bir ortak noktaları da bizim gördüğümüz bu hapse girip çıkma meselesi dışında. Aslında bu dolandırıcılar özellikle çok yakın çevresinden başlayıp bu işe işte mesela... Mahmut Saim de sanırım ki önce kendi annesini dolandırıyor. Evet. Bir tiyatrocuya aşık olduğu için ona hediyeler alabilmek için oradan aldığı parayla hukuk bürosu kuracağım diye ona hediyeler alıyor. Bu genel olarak bir yakın çevreden başlayıp bu yasa dışı faaliyete. Ondan sonra bir şekilde sanırım tadını alınca devam etme ve ondan sonra artık bunu tam zamanlı bir hale getirme söz konusu. Evet, bir tür boşluk görüyorlar ya da çok zeki insanlar, ortak özelliklerinden biri fazla zeki olmaları. Çok iyi izliyorlar sosyal hayatı, dönemin trendlerini, dönemin ruhu dediğimiz şeyi çok iyi izliyorlar ve onu kullanarak zaten dolandırıcılık yapıyorlar. Bir tür kamusal bir yanı var yaptığı işlerin. İşte Mahmut Saim bakıyor mesela, iddiatçılar var, her şeyin millisi var. Milli yem fabrikası, milli bilmem ne. Bu da milli kolonya sanayini kuruyor. O bir kitabın arkasında var, Türkiye İş Bitirgenliği tabelası. Hı hı. O Türkiye İş Bankası'nın logosunu çağrıştırır şekilde, o dönemki logosunu çağrıştırır şekilde yapılmış. O evet. O ama bu Mahmut Saim'in değil. Bunu ilk yapan Mahmut Saim, bu tabelayı kullanan. Bu daha sonra ondan 20-30 yıl sonra başka kişilerin yaptığı bir şey. Ama demek ki hani nesilden nesile de bir teknoloji aktarımı var ya da bir teknik aktarımı var. Öbür taraftan baktığınızda şey de öyle, Parsa'dan da zaten baba dolandırıcı. Baba ilk aloculuğu yapanlardan biri. İlk aloculuğu keşfeden Mahmut Saim ama. Aloculuk dediğim, telefon açıyorsunuz ve karşıdakini kandırıyorsunuz. Kah gazete aboneliği satıyorsunuz, kah balo bileti satıyorsunuz. Mesela Parsa'dan bunu şeye kadar getirdi işte. Atatürk kitapları satıyordu. Özellikle diyor... Hani ben sağ çevrelere, dinci çevrelere Atatürk kitabı satıyordum ve çok hoşuma gidiyordu bu diyor. Böyle bir yapısı var. Hani dönemin ruhu neyse, dönemin korku ya da cazibe kaynağı, ikili bir şey var. Onu çok iyi keşfediyorlar, çok iyi izliyorlar. Bir de çok ilginç bir şey. Konu değişmiyor aslında. Hani teknikler telefonun yerini işte şimdi cep telefonu aldı, mesaj aldı vesaire. Ama aynı tema içinde dönüp duruyor dolandırıcılığın teması. Yani ya korkacak ya işte çok özenecek, gıpta edecek falan bu şeyin formülü, Parsadan'ın formülü. Ya umacak ya korkacak diyor sanırım evet, kendisi. Evet. Gerçekten dediğiniz gibi kitapta şey fark ediliyor. Yani bu kişilerin dönemin ruhunu ne kadar iyi okudukları ve dönemin aslında politik dalgalanmalarının da ne kadar farkında olduklarının. Yani mesela devletin daha asıp kestiği, daha sert yargılarda bulunduğu zamanlarda işte bu Mahmut Saim'in de yaptığı, daha yeni alocuların da yaptığı devlet adına korkutma, insanları korkutarak dolandırma öne çıkarken... Mesela bu Türkiye'nin küçük Amerika olma iddiasında olduğu zamanlarda 50 sonlarında 60 başlarında yanılmıyorsam kitapta yer alan hikayelerin bir kısmı. Orada mesela daha çok umut satılıyor. İşte döviz dolandırıcılığı yapılıyor. Bir şekilde insanlara daha az bedel ödeyerek daha zengin olabilecekleri vaadiyle dolandırılıyor. Yani bu politik dalgalanmaların çok farkında anladığım kadarıyla dolandırıcılar. Kesinlikle çok iyi izliyorlar. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Hani dönem ruhu derken dızdızcılık var mesela. Kitapta yok bu verdiğim iki tane örnek. Dızdızcılık parayı çoğaltmak anlamına geliyor. 30'lu yıllarda bende para makinesi var diyor. Hani bir banknotu getiriyorsun sana iki tane yapıyorum diyor. Daha fotokopinin falan da çok bilinmediği zamanlar. Buna dızdızcılık deniyor alt kategori olarak.
90'larda bu 90'ların sonuna doğru bu Irak Savaşı var. Nijeryalılar geliyor elinde böyle siyah kağıtlar, bir ilaca sokup batırıyorlar, $100 oluyor. Bu diyorlar CIA'nin Irak'a yolladığı paralar, güvenlik gereği bunu siyah yapıyorlar. Ama biz de bu ilaca sokup çıkarıyoruz, bunun tekniğini biliyoruz. Bizden bu paralardan çok var, ilaç almak için ortak olmamız lazım diye. Bir emniyet müdürünü ve bir ünlü mafya babasını dolandırıyorlar o zaman. Ama konu aynı, dızdızcılık. Yani birisi başka bir şey söylüyor, birisi CIA'nin işte Körfez Savaşı politikasını falan biliyor. Bir başka örnek, 1989'da Bulgaristan'dan yoğun bir göç yaşanmıştı Türkiye'ye. İşte Bulgar göçmenleri, Türkler oradaki Bulgaristan'dan gelenler, Beyazıt, Kapalı Çarşı falan çevresinde yoksul insanlarda göçmenler işte bir takım şeyler satıyorlar. Pazarlar, Bulgar pazarı hala Rus pazarı diye geçer ama hala var oralarda bir yerde. Kahve satıyorlar, işte ne bileyim işte daha çok Rus yapımı, Rus malları satıyorlar. Orada ben görmüştüm o zaman. Ben gözümle de gördüm bunu. Sonradan haberlerde de okuduk. Bir Lada almışlar. Bulgar plakalı Lada otomobil. İçinde leva satıyorlar yarı fiyatına. Hani leva Bulgar parası, bir geçerliliği var. Ucuz bir para, değerli bir para değil ama gene de bir fiyatı var. Yarı fiyatına leva satıyorlar. Millet de kapışıyor levaları. Sahtekarlar bunlar. Hani kendilerine göçmen süsü verip göçmenlerin zaafından yararlanan insanları avlamışlar. Yani sonradan gazetelerde çıktı bu. Sahte leva basıyorlar. El altından satıyorlar. Yani kimsenin aklına gelmez sahte leva basmak ya da şimdi Ukrayna işgal altında diye işte bir Ukrayna parası basmak gibi düşünün. Böyle bir şey. Böyle bir akıl. Evet, yani bu aslında dönemi iyi okumakla beraber gelen ve hani tabii ki bazı komik hikayeler olmakla beraber günün sonunda bazı bu işlenen suçlar, kitapta da yer alan kurbanları olan suçlar bir şekilde. Evet. Bazen bunun hedefinin de aslında politik olarak yargılanan ya da politik olarak baskı altında olan kesimler olduğunu görüyoruz. Mesela birkaç tane dolandırıcı ya da öbür türlü suçlu kitapta yer alan, kanun dışında yaşayan kişiler, ırkçı saldırıların yoğunlaştığı dönemlerde bu baskı altında olan azınlıkları hedef alıyor ve onları işte belli şekilde düşmanlaştırıyor. İşte bu Yahudidir, bu Rum'dur, Ermenidir diye o kişilere bir şekilde gerek mahkemede gerek kamu önünde şey yapmaya çalışıyor, güvenliğini azaltmaya çalışıyor. Eyüplü Halit, ya milliyetçi dalganın yükseldiği dönemlerde Eyüplü Halit'te var bu. Rakı'da var daha çok ama. Hani ben hep Yahudileri dolandırıyorum. Türklere bir şey yapmıyorum. Çok öyle değil o hikaye. Hani kitapta da bu açıkça var. Ama tribünlere oynuyor. İşte polise zaten rüşvet veriyor ve bir şey koruma kalkanı oluşturuyor kendine. Böyle bir şeyden yararlanıyor. Böyle, o da ama bir dönemin ruhu, yani milliyetçilik ve karşılığında sahte mübadele bürosu açıyor bir dönem Eyüplü Halit. Mübadillikle ilgili sorunları çözüyor. Hani belki 64'ten sonra neler oldu onu da çok bilmiyoruz ama benzer el değiştiren kıyamet gibi mallar var. Orada ne dolandırıcılıklar oldu? Hani çok bilmiyoruz ama olmadığını söylemek mümkün değil. Tabii bu kanun dışında yaşayanların, dolandırıcıların, gangsterlerin dönemin ruhunu iyi kokladığını söyledik. Sizin de kitabınızın ön sözünde şu ifade yer alıyor. Her devir kendi suçlusunu yaratır. Bizim devrimizin suçlusu kim Cengiz Bey? Vallahi daha basitçe söylemek gerekirse o çok politikayla iç içe bir suçlu profili var. Mesela şey var, benzer biçimde, çok benzer. 1840'larda, 70'lerde, 90'larda Galata Borsası vardı Türkiye'de. Ve hava oyunları diye mesela bir Hamburg piyangosu var. Acayip bir hikaye. Umut satıyorlar. Piyangonun biletinin çekiliş haklarını satıyorlar. Biletin kendisini değil. Bileti mesela 10 parçaya bölüyor, onda birini satıyor. Ve
kazananlar listesinde kendileri basıyorlar falan. Hani böyle bir düzenek var orada. Çok adam dolandırılıyor, çok banker batıyor. Daha sonra 60'larda benzeri böyle kitlesel olarak işte alyans siteleri falan vardır. Ankara'da hala öyle adlandırılır. Devlet için para toplanıyor. İşte bilmem ne fabrikası kurulacak, bilmem ne holding kurulacak. Halktan para toplanıyor. Sonra bankerler olayı var. O da ayrı bir şeydir. Bir tür dolandırıcılık o da, bankerler olayı. Hani hamiline mevduat sertifikası. Bir sürü insanı zengin etmiş bir şey bir yanıyla. Satanlar tabii, banka müdürlüğü falan. Ama insanları ciddi biçimde mağdur etmiş bir şey. Bu dönemin şeyi de bir kripto paralar falan. Hani ciddi sıkıntı var orada. Çünkü hani bir yanıyla kripto para modern bir varlık. Ama böyle bir teknoloji, böyle bir boşluktan bu işleri yapanların yararlanmaması imkansız ki... Nitekim Çiftlik Bank'ta bunun bir kripto para boyutu vardı. Benzeri bir takım forex işlemleri vardı. Ayrı bir konu belki ama işte diyor ki euro bazında ayda %10 veriyor, 15 veriyor, 20 veriyor euro bazında. Verdiğiniz paraya %20 veriyor. Kimse demiyor ki bu değirmenin suyu nereden geliyor? Yani ancak para basarak bunu yapabilirsin. Bunlar dönemin... Bu dönemin suçluları bunlar. Yani teknolojinin, şimdi Metaverse var mesela. Metaverse üzerinden arsa satışları başladı. Yani şimdi dolandırıcıların buna kayıtsız kalması mümkün değil. Ben de bakıyorum dikkatle nereden patlayacak diye. Bir yerden patlayacak, adım gibi eminim. Çünkü bu adamlar eninde sonunda burayı biliyorlardır zaten de bir şekilde keşfedecekler, bir mekanizma oluşturacaklar. Bunun gibi hani teknolojinin çok bu dönemin suçluları mesela gene aloculuk yapıyorlar ama cep telefonu üzerinden yapıyorlar. Bir takım over IP dedikleri, voice over IP dedikleri bir takım sistemler kullanıyorlar. Sizin telefonunuzu kardeşinizin numarasından arıyorlar mesela. O numara öyle gösteriyor. Bir takım yazılımlar kullanıyorlar. Gayet teknolojiyi kullanıyorlar aslına bakarsanız. Mesela bir tane Ankara'da vardı bir dolandırıcılık. Bir marangozu dolandırıyor. Ben Allah'ım diye dolandırıyor ve Mekke numarasından arıyor. Diyor ki işte İsa burada, Muhammed burada, kimi istiyorsan getireyim ama kitapta yok bu. Hani dönem ruhu olarak anlatıyorum. Mekke numarasından arıyor. Adam da ya yani Allah beni Mekke'den arıyordur diye düşünüyor. Böyle örnekleri var. Bu dönemin suçluları biraz böyle, biraz da politik ilişkileri, politik mesela çağdaş şeyler diyebiliriz. O da silah kaçakçılığı yapıyor. Devletle ilişkili bir yerlerden yapıyor. Ekrem König. Bugün de bir takım silah işlerini duyuyoruz ya da devlet adına yapılan bir takım işleri duyuyoruz. Çok benziyor hikayeler birbirine. Birisi İspanya İç Savaşı'na silah satıyor, öbürü Suriye'ye satıyor belki. Ve bunu devletin âli manfaatleri altına gizleyerek yapıyor. Hani bu dönemin suçları da bu çerçevede aşağı yukarı ortaya çıkıyor. Peki Cengiz Bey, medya bunun neresinde tartıştık, kolluk kuvvetleri bunun neresinde? Polis diyebiliriz ya da hani onun da politik bir organ olarak, hani politikanın denetiminde bir organ olarak belki siyasetçilere de işaret edebiliriz. Sizle daha önce, yayından önce konuşmuştuk, ben de definecilik araştırmıştım. Bu konuda bir dosya hazırlamıştım. Orada da konuştuğum kişiler hani uzun süre kaçakçılık yapan kişilerin bir şekilde kolluk kuvvetlerinde bir arkası olduğunu, bir şekilde kollandığını söylüyordu. Anladım, yani kitapta gördüğüm kadarıyla da bu değişmemiş pek. Evet, evet, evet. Mesela Raki kesinlikle dolandırıcılık şubesinin polislerini, komiserlerini vesaire bağlamış. Hatta daha sonra da bu işleri bıraktıktan sonra da görüşüyor onlarla. Hani bir de şöyle bir şey yapıyor, antiparantez onu da söyleyeyim, bir parantez açarak. Filme çekiyorlar şeyi, dolandırıcılık anını. Yani dolandırıldığı anladığı anı kurbanın, özellikle
küçük o 35 8 milimlik makinalarla filme çekip oturup hep birlikte izliyorlar kah kah kik kik. Sonra o polisin eline geçiyor o film. Mesela Rocky'de var bu. Polisle arası çok iyi. Benzer biçimde mesela Necdet Elmas bir efsane bir yandan gangster ama öbür taraftan cezaevinde gardiyan vurmasına rağmen el üstünde tutuluyor. Çünkü cezaevinle ilgili bilgi veriyor. Orada bir takım isyanlar falan oluyor. Orada polisle işbirliği yapıyor. Tabii bir de Lüks Nermin var mesela. Bu. Siz anlatın isterseniz. Hassas bir konu. Evet. Lüks Nermin devletin protokolün cinsel hizmetlerini sağlıyor diyebiliriz. Ama Menderes dönemi çok konuşulmuyor bu yanıyla ama Menderes dönemi böyle bu işlerin çığırından çıktığı polis müdürlerinin, valinin, emniyet müdürünün hatta belediye başkanının fazlasıyla bu tür yasa dışı alem mesela polis emniyet müdür yardımcısı İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı bir randevu patronuyla birlikte başka bir patronla birlikte kumarhane işletiyor. Bizzat kendisi işletiyor. Böyle bir dönemde Lüks Nermin hem önemli isimlere, bakanlara, milletvekillerine, belediye başkanına, valiye, Ethem Yetkiner olması lazım. Vali, İstanbul valisi, Nermin'in müşterilerinden biri. Zaten o baskından sonra falan anlaşılıyor. Bu Sukarno olayı, hani Sukarno'ya da bunlar hizmet veriyor. İşte devletin polisleri, hatta istihbaratlar geliyor. Lüks Nermin'in verdiği bir kızı alıyorlar, götürüyorlar şeye, Şahane Köşkü'ne. Ondan sonra hastalık kapıyor ve devlet Lüks Nermin'in tepesine biniyor. O da önce 1960 öncesi olduğu için önce sesini çıkarmıyor, sineye çekiyor. Hatta diyor ki bu evi basılıyor, suç icat ediliyor, dolar bulunuyor mesela, kaçak eşyalar bulunuyor. Bu eşyaları bana diyor Ankara'daki hatırlı dostlarım hediye etti. Hakim soruyor kim onlar diye. Onlar kendilerini biliyor diyor. Hani ben açıklarım isimlerini ama şimdi açıklamayayım falan bir gözdağı veriyor bir nevi. Neyse sonra çok üstünde durulmuyor ama 27 Mayıs'tan sonra da askerler Demokrat Partililere karşı Lüks Nermin'i konuşturuyorlar. O da anlatıyor şu şunu yapıyordu, bu bunu yapıyordu, ben şuna şu kadar rüşvet veriyorum diye. Bütün o polis müdürü devlet protokolünü ortaya koyuyor. Orada ilginç bir şey var. Peki Lüks Nermin'den sonra ne oldu? Yani Türkiye'ye gelip giden resmi erkan için bu tür cinsel hizmetleri veriyor mu birileri? Önü kesildi mi? Bir daha böyle bir şey yok mu? Yoksa var mı böyle bir şey? Devam ediyor mu da devlet uslandı Nermis'ten sonra falan başka bir çözüm mü buldu bunu? Ya da kendi bünyesi içinde mi hallediyor? Bilmiyoruz bu yanına. Ama hani böyle bir şey var, böyle bir sorun var. Hani Türkiye'ye gelen yabancı devlet adamlarının ağırlanması konusunda o zaman böyle bir şey ortaya çıkmış. Her dönemde var bu. Bir ihtiyaç ortaya çıkmış. Bunu Lüks Nermin'le görmüşler ama orada bir problem yaşanınca sonra nasıl çözülmüş bu iş? 80'lerde, 90'larda, 2000'lerde ne oldu acaba? Ya da 2010'da? Orası muğlak yani araştırmaya değer bir konu ama çok da bir yere varacağını düşünmüyorum. Hı hı. Burada kitapta başka bir randevu evinin işletmecisinin de ifadeleri yer alıyor. O da yine çok meşhur insanlara aracılık yaptığını söylüyor. Bir şekilde yani ne kadar hassas konularda aslında devletin, kolluğun bir şekilde birbirli suçlularla ne kadar yakın temasta olduğunu görüyoruz. Hani aynı zamanda arkasını kollamak olarak, rüşvet olarak, aynı zamanda da bizzat katılmak olarak. Peki şunu sormak istiyorum Cengiz Bey, sizin bu kadar zaten gazeteciliğinizde de bu konuları suç konularını araştırıyorsunuz. Kitapta da detaylıca yazmışsınız. Kitabın adı Kanun Dışında. Kanun dışıyla kanuna aykırı aynı şey midir? Kanun dışında olmakla kanuna aykırı olmak.
Yok. Kanuna aykırılık bitir hukukiliği de içeriyor. Yani hani bir hırsızlık suçu kanunidir. Kanunun sınırları içindedir ama kanuna aykırıdır. Kanunun yasakladığı bir şeydir ama düzenlediği bir şeydir. Kanun dışında biraz daha geniş bir alanı tahsil ediyor. Yani yasaklanan, evet, suç konusu suç olan ama bazen de bir boşluk olan bir alanı ifade ediyor. Yani bildiğimiz ahlaki ve yasal sınırların dışında olan bir alanı ifade ediyor. Bu her zaman suç değil. Bazen işte dediğim gibi boşluklarını buluyorlar. Mesela en son o Jigolo çetesi hikayesi var o kitaptaki. Yani dolandırıcılıkta herhalde gelmiş geçmiş en üst fikirlerden biri bu. Çünkü çok Türk kültürüne uygun. Türk erkeğinin hani kandıracak bütün yemler pırıl pırıl parıldıyor orada. İşte hem kadınlarla birlikte oluyor hem para kazanıyor. Ya 57 yaşında adam var. Siz bahsedin isterseniz biraz o çetenin çalışma biçiminden. Ya bu şey mesaj gönderiyorlar. Hani benim tanıdığım insanlara da geldi o mesaj. İşte Jigolo Ajansı o zaman 2 yıl öncesinin şeyiyle 7-8 bin lira aylık gelirle elemanlar arıyor. Mesaj atıyor. Hani yanılıp da arayanlara işte önce kaydediyorlar. 1000 lira gibi bir kayıt parası alıyorlar o zaman. Sonra işte müşteri ayarlıyorlar. Yalnız şöyle bir kural var. Bir çağrı merkezi üzerinden bütün iletişim sürülüyor. Tabii ki çağrı merkezi de bunun. Kadınlar da müşteri olarak, müşteri görünümlü kadınlar da bunların elemanları. Arıyorlar Jigolo adayı diyelim. Onunla görüşüyorlar. Belli bir ücret üzerinden anlaşıyorlar. Tam konuşma sırasında mesela çağrı merkezi diyor ki sizin üyeliğiniz normal üyelik. Bu konuşmayı sürdürmek için gold üyeliğe geçmeniz lazım. Ona kadar işte bir 5000 lira daha ödeyeceksiniz. Onu da ödüyor. Sonra iş geliyor, pazarlıklar yapılıyor. Mesela 20 bin lira işte bir hafta kalacak kadına, 2 gün kalacak, 20 bin lira ücret alacak. Paranız yatırıldı diyor, karşı taraf yatırdı parayı ama diyor ilk defa işlem yaptığınız için size bir e-jigolo belgesi vermemiz lazım diyor. E-jigolo belgesi nedir? İşte 700 euroya Hollanda hükümeti adına çalışıyoruz diyor biz. Hollanda'da lisanslıyız. Bu jigolo belgesini diyor alırsanız mesela otelde basıldınız hiçbir şey olmaz diyor. Kayıtlı jigolo olduğunuz için falan. Ondan sonra mesela huylanıp ayrılmak isteyenlere diyorlar ki paranız BDDK'ya takıldı. Bir soruşturma yapılıyor. Ceza kestiler. Şu kadarını siz ödeyeceksiniz. Bir para daha alıyorlar. BDDK üyesi diye arıyorlar bir de. Ben BDDK'dan arıyorum. Kurul üyesiyim. Sen böyle bu işlerden para kazanıyormuşsun. Hani bunun vergisi falan diye. Korkutuyorlar, korkutuyorlar, korkutuyorlar. En son lanet olsun ben parayı da istemiyorum, bu işi de istemiyorum diyen olursa bir de cayma bedeli alıp çıkıyorlar işin içinden. Buraya kadar aslında her şey yasal. Daha doğrusu yasal olarak çok fazla iddia edilecek şey yok. Evet bir dolandırıcılık ama kitabına uygun hani bir ajansa kaydetmiş sizi, bir hizmet veriyor, para ödüyor vesaire böyle şeyler var. Ama tutup da ya bunlar çok saf diye bir turda şey diye dolandırıyorlar aynı insanları. Hesabınız işte FETÖ'ye geçti, terör örgütüne geçti diye. Bir de bu klasik yöntemle bir tur dolandırınca o zaman adliyelik oluyorlar. O zaman şikayet ediliyorlar. Daha önce çünkü insanlar utanıyor şikayet etmeye. Çünkü ne işin var senin jigolo kulübünde hani. Ailesi duyacak, yakınları duyacak diye. O ilginç bir şey. O da bir tür dönem ruhu ve çok ince teknik. Yani o kitapta var, şeyi var. Soru kartları var. Her duruma uygun bir cevabı var, bir şeyi var. Ve sürekli para ödetiyor. Rakam da inanılmaz. Yani en az başvuran 200 kişi var. 1000 kişiden fazla olduğu düşünülüyor gerçek şeyin. El konan rakam 90-100 milyon lira gibi bir para o dönemde. Hani
öncesi. Evet yani o da yeni ilginç bir teknik, hani bir tür kültürel bir şey. O da aloculuğun bir çeşidi gibi sanki. Tabii. Ama mesela bu aloculukta bu Mahmut Saim'den başlayarak bu Jigolo çetesine gelene kadar ve ondan sonra en son bahsettiğiniz özellikle kitapta Ergenekon kumpası yer alıyor. Şimdi FETÖ kumpası diye bir dolu kişinin dolandırıldığını biliyoruz. Özellikle yaşlı insanları da hedef alıyorlar maalesef. Parantez, Almanca konuşan elemanlar bulup Almanları arıyorlar. Ben Komiser Hans diye arıyor ve aynı numara. Hı hı. Yani bu çok acayip. Kayseri'den 3 kardeş Hollanda'da dolandırıcılıktan sınır dışı edilmişler. Onlar da Hollandalı çiftçileri arayıp vergini ödemedin diye bayağı bir para topluyor. Benzer örneği Bulgaristan'da mesela şey diye, kızınız Ebola oldu, acilen hastaneye gelin şu parayı yatırın diye. Benzer numaralar bütün dünyada var ya. Evet, ilginç. Ben de aslında size onu soracaktım. Çünkü bu hem Mahmut Saim işte hem diğer bahsedilen aloculuk yapan dolandırıcılar bir şekilde kitaptaki örneklerinde devlet büyüklerinin adını vererek bu işi yapıyorlar. Şimdi son zamanlarda da Ergenekon ve ondan sonra FETÖ kumpasıyla yine bir şekilde devletin yargı organını arkasına alarak, ben acaba hukukun üstünlüğünün daha sağlam olduğu ülkelerde bu nispeten daha azaltılabilir, İşte yaşlı insanların bu şekilde aloculukta hedef alınması azaltılabilir mi diye düşünüyordum ama siz Almanya ve Hollanda örneklerini verdiniz. Yani orada belki şöyle bir şeyden söz edilebilir. Hukuku şeffaf işlediği için hani orada 100 kişiden 10'u dolandırılıyorsa burada 100 kişiden 50'si dolandırılıyor. Öyle bir fark var. Bir de orada herhalde Almanya'da bir orgeneralin dolandırıldığını bilmiyorum ben ama burada oldu. Hani 4 yıldızlı orgenerali dolandırdılar. Ceza hukuku profesörünü dolandırdılar. İşte Canan Karatay meşhur örneği. En son bir sosyoloğu dolandırdılar. Bu biraz da şöyle bir şey. Özellikle okumuş yazmış eğitimli insanlar bile olsa devlet deyince akan sular duruyor. Kanun, kural, hukuk, kimse bunu umursamıyor. Ama korkuyla, ama sevgiyle. Fark etmiyor bu. Devlet duyunca ya dur bir bakalım ne oluyor? Bakın görev başındaki savcıyı dolandırmak ne demek ya? Yani ne diyorlar savcıya? Hesabından yasa dışı bahis şirketine para aktarılmış. Benim haberim yok kardeşim, size ne bundan dese ya da nasıl bir soruşturma bu dese. Diyorlar ki hesabını güvence altına almak için diyorlar. Bütün limitinle kredi çek, o parayı bir yere aktaralım. Aman dolandırıcılar ele geçirmesin diyorlar. Bir savcı da buna inanıyor. Yani bu savcının görevi bu işleri önlemek aslında. Bunu yutmamak asıl olarak. Bunu yutan vatandaşların hesabını sormak. Neyse, savcının parası anında ödeniyor ama o da ayrı bir şey. Ben size son olarak şunu sormak istiyorum. Sizce kitapta eksik kalan açı nedir? Yani eğer sizin daha fazla bilgiye erişiminiz olabilseydi, yani atıyorum ben bu işin kurbanlarıyla konuşmayı çok isterdik, bu işin işte faillerini yakından tanıyan kişilerle ilgili keşke daha fazla bilgimiz olsaydı. Hani şunu daha iyi bilmek, şu açıdan bakabilmek hikayeyi daha iyi yapardı dediğiniz ne var kitapla ilgili? Şu var, aslında adli kayıtlar şeffaf ve açık değil. Bulabildiklerinizden çok malzeme çıkıyor zaten. Gazete haberlerine bunun bir kısmı yansıyor. Yansımayan bir buzdağı var. Onu görebilecek mesela bir takım adli kayıtlar kesintisiz olarak kalabilseydi, dava dosyaları vesaire. Bakın mesela Necdet Elmas'ın dosyası şeyle birlikte, adliyenin taşınmasıyla birlikte SEKA'ya gönderilmiş. Hani tarih var orada. Kim bilir neler var. Düşün, İstanbul bir de yanıyor bir dönem. Öyle de bir kayıp var ama onun dışında bizde kimse de şey yok. Polis kayıtları mesela, polis işleri. Belli bir dönem sonra belki gizliliği kaldırılabilir bunların, açılabilir. Elbette bir takım haklar da var orada ama bir yandan da hani toplumun bir bilgiye kesintisiz ulaşmasıyla ilgili bir durum var. Bir de şu var,
gazete arşivleri, hani Milliyet Arşivine çok zor ulaşılıyor. Cumhuriyet Arşivi var. İki tane arşiv var ve o kadar. Hani 150 yıldan fazladır gazete çıkarılan bir ülkede sadece iki tane arşiv var. Onlara da doğru dürüst ulaşamıyorsun. Elektronik arşiv. Halbuki işte Almanya, Hollanda, Fransa, Amerika, New York Times'ın arşivi 1830'lara kadar geri gidebiliyor. Bazı Türklerle ilgili hikayeleri oradan izini sürebiliyorsunuz mesela. Böyle bir eksiklik var. Bunu söyleyebilirim. Hani böyle bir toplumsal hafızayı da etkiliyor bu. Tabii, hatta arşiv genişletmeyi bir kenara bırakın, arşivlerini daraltan, arşivlerini silen gazeteler mevcut şu an. Evet. Bunun da toplumsal hafıza etkisini görürüz. Ben kendi adıma kitabının sayesinde çok ilginç karakterler tanıdığımı düşünüyorum. Ben Eşkıya Koçer'den de haberim yoktu. Eyüplü evet. Halit'ten de haberim yoktu. Koçer mesela çok ilginç bir, hani sosyolojik açıdan çok ilginç bir figür. Bir eşkıya evet. olarak bu kadar ün salmış olması, filmlerinin çekilmiş olması, bir şiir kitabının adanması adına, bir İçişleri Bakanı'nın istifasına sebep olması. Ben size ve Murat Bey'e emekleriniz için, araştırmanız için, bu güzel kitap için çok teşekkür ediyorum Cengiz Bey. Ben teşekkür ederim. Yayına katıldığınız için de sağ olun, zamanınızı ayırdınız. İyi günler diliyorum size. Teşekkürler, iyi günler. Evet değerli izleyiciler, bugün kanun dışında serseriler, gangsterler, dolandırıcılar, soyguncular kitabını konuştuk. Cengiz Erdinç ve Murat Toklucu'nun kitapta yeraltı dünyasının renkli isimleri yer alıyor. Onların başından geçenler, suç dünyasına nasıl girdikleri, nasıl bırakamadıkları, başlarından geçenler, medyayla ilişkileri, gazetelerle ilişkileri, kolluk kuvvetleriyle, polisle, siyasetle ilişkileri. Kendim adıma okumanızı tavsiye ediyorum ve izleyenlere iyi günler diliyorum.